Evet, yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Bu sefer Gölcük'te Kavaklı Vapur İskelesi'ndeyiz. Biraz sonra teknemiz gelecek. Buradan bir tekne yolculuğuyla İzmit'e gideceğiz. Bu tekne yolculuğu da ayrıca çok zevkli oluyor. Bunları da sizinle paylaşacağız. Videomuza başlamadan önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kapıdan giriyorsunuz, böyle ister kartla ister temassız ödemeyle şu şekilde geçebiliyorsunuz. Gayet güzel bir hizmet bence. Temassız ödeme, kart veya olmadı nakitle ödeme yapabiliyorsunuz. İskelemiz de bu şekilde. Maviler. Buradan da bir tekne, daha doğrusu bir vapur görünüyor ama o bizimki olabilir. Bekleyip göreceğiz. Evet, şimdi de karşıya geçeceğimiz tekne geldi. Biraz önceki tekneyle karıştırmışım. Daha küçük bir tekne geldi. Daha sonra tekneye binip yavaş yavaş güzel bir deniz yolculuğu olacak. Kısa ama seviyoruz gene de kısa da olsa bu deniz yolculuklarını. Teknemiz yanaşsın. Yatay mı çekiyorsun? Şey, teknemiz baştan kara yaptı. Teknemize çıktık. Üst tarafa mı çıksak Hülya? Oo, çay kahve servisi de varmış. Üst güverteye çıkıyoruz. Manzara daha güzel olabilir. Manzara önemli. Teknemiz manevra yapıyor. Burada uçurumuzun görüntüleri. Böyle güzel bayrağımızla dalgalanıyor. Karşı kıyı İzmit. Şöyle gemiyi de gezecektik ama şu anda bakımda olduğu için kapalıymış, gezemedik. Daha sonra açılırsa gezeceğiz. Evet. Manevraya devam ediyoruz. Şöyle karşı kıyı. Burası donanma komutanlığı. Karşısı kırmızı beyaz bacaların görüldüğü yer. Tıraş. Böyle güzel bir gezinti olacak. Teknemiz Tornistan'da. Şimdi oturalım. Denizin ve tekne yolculuğunun tadını çıkaralım. Devam.
arkadaşlar. Bu sefer de tekneme çay keyfi. Çay 5 lira şu an itibariyle. Gayet uygun. Yol 7,5 lira. Gölcük'ten İzmir. Tekneme çay 5 lira. Gayet makul ve mantıklı. Tadını çıkarıyoruz. Şimdi de İzmit'te iskelemize yanaşıyoruz. Biraz değişik bir hızlı bir yanaşma oldu bu sefer. Böyle kıyıdan kıyıdan İzmit'te indik. Şehir merkezine doğru yolumuza devam ediyoruz. Ya dönüş saatine baksana. Dönüşte kaçlarda varmış. Dönüşte de vapurla ulaşım zevkini yaşayacağız. Şimdi de İzmit'te gezerken karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Bu benimki kaşarlı yumurtalı. Bu neyi? Kaşarlı kavurmalı mıydı? Hmm. Kaşarlı kavurmalı. Bu da salata. İçeceklerimiz. Şimdi ustanın dediğine göre bu salataya ekstra para yazıyor. Ey gözünü sevdiğim Adana. Adana'nın gözünü seveyim var ya. Böyle. Bu kaç liraydı? 65 lira mı? 65 lira. Ha, bu 65 lira. Kaşarlı. Bu da 60 lira mı? Öyle bir şeydi. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Afiyetle. Şöyle yaklaşık fiyatları da bir göstereyim. Pidenin üstüne de kabak tatlısıyla noktalı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle gülümse İzmit modunda yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. 190 lira hesap ödedik. Biraz çok gibi geldi ama zaten buralarda ucuz bir şey yok. Gözünü sevdiğim Adana. Adam burada salataya bile para yazıyor. Yani bizim alışkın olmadığımız şeyler bunlar ama ister istemez ortama ayak uydurarak o tabiyle para ödüyoruz burada gezerken. İnsanın da zoruna gitmiyor değil tabi. Neyse devam ediyoruz. Buralarda bizim kahve bile içmediğimiz bardaklarla çay veriyorlar. Alışamadım gitti şuna ya. Burası da İzmit'in meşhur Fethiye Caddesi. İnsanlar gezmeye, alışverişe, canı sıkılanlar dolaşmaya, gençler buluşmaya buraya geliyor. Fethiye Caddesi ve civarı İzmit'in cazibe merkezi. Çeşitli alışveriş ortamları burada. En eski alışveriş, gezme, dolaşma ortamı Fethiye Caddesi. Biz de gelenek olduğu üzere Fethiye Caddesi'nde dolaşıyoruz. Herkes varsa biz de buradayız. Gezmeye devam ediyoruz. Burası da İzmit'te Cumhuriyet Caddesi. Hava güzel olduğu için insanlar
Hep sokaktalar. Ocak ayına göre oldukça güzel bir hava var. Neredeyse yaz havası bile sayılabilir. Bu da bir zamanlar buradan demiryolu hattı geçtiği için taşınmadan önce hatıra olarak bırakmışlar. Demiryolu geçidi ve ikaz ışıklarını. Bu şekilde Cumhuriyet Caddesi devam ediyor. İnsanlar hareket halinde geziyorlar, dolaşıyorlar. Hizmet pahalı olması dışında bence gayet güzel yaşanacak bir şehir. Güzel. Ve yine gezmeye devam. Burası da Fevziye Camii Şerifi. 1576 yılında Mimar Sinan tarafından ilk defa yapılmış. Daha sonra depremde, 1519 yılındaki depremde tekrar restore edilmiş. Güzel bir cami-i şerif. Ve şimdi de burada Anadolu'muzun güzel geleneklerinden birisi lokma hayrı. Hayırsever kadim milletimizin en güzel özelliklerinden birisi. Biz de sıraya girmiyoruz, Allah kabul etsin deyip yolumuza devam ediyoruz. İzmit'te gezimizi tamamladık. Şimdi İzmit Vapur İskelesi'ne dönerken çok sayıdaki üst geçitlerden birinin üzerindeyiz. Üst geçitlerde bölüm bölüm asansör yapmışlar. İhtiyacı olanlar asansörle inip binebiliyor. Şöyle de E5'in üzerindeyiz. Şu ileride de gördükleriniz Büyükşehir Belediyesi'nin sık sık yaptığı üst geçitler. Şurada evet, yaklaşıyoruz. Fevziye Camisi'nin minaresi. İskeleye doğru devam ediyoruz. Şimdi dönüş yolculuğu için tekrar gemimize doğru ilerliyoruz. Thank you.